tarafı da Riot Games. Kendileri Bir. de şu anda yayını izliyor bütün Riot Evet, şu Games. an oyun başladı Evet, galiba sende başladı de şu Ferit. an. Bende de başladı. Peki en son aramını ne zaman oynadın Ferit? En son aramı bundan 5 sene önce tamamen kız düşürmek için oynamıştım profesyonel oyuncuyken. Biliyorsun O Eren, kadar sen oldu mu? de profesyonel oyuncuların en büyük kız düşürme taktiği kızlarla aram girmektir. Evet, Biz de o doğru yollardan doğru. geçtik. Düştü mü peki abi? Yani Bunu cevaplamak istemiyor galiba. olduğu kadar. Olduğu kadar. Şu an maç Haritaya başladı. baktığımızda kimle bağ kurduğunu göremiyorum şu an. Acaba kimle bağ Yeminini kurdu? Darius'la, Darius'un altında çünkü gördüğün gibi bir Öyle işaret mi? var. Yemin işareti, o kan Bu bağı. arada çok akıllı bir hareket, fark ettiysen Kalista W ile başlamış ve Kesinlikle Kalista oyunu biliyor. Kimin şey Vision'ını alıp safe bir şekilde şu an farmına başladı. Gerçekten Kalista'dan korktum ben bu hareketten sonra. Bakalım bu maçta istediğini yapabilecek mi? Alistar Bush kontrolünü vermek istemiyor. Peki Ferit, Tinko takımının kazanması için win condition'ının ne olması lazım? Profesyonel eski bir oyuncu olarak sana Bence soruyorum. kesinlikle Çinko takımında Alistar kilit oyuncu burada. Yani Ali Yıldız'ın o engage'leri karşı takımı disable etmesi, özellikle Mastery'yi oynaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü geri kalanını zaten Kalista halledecektir diye düşünüyorum Eren. Ben de aynı şekilde karşı takımda, yani Biotin takımında Master Yi'nin oyunlarının gerçekten dikkatli bir şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kilit oyuncunun Master Yi ve Shen olduğunu düşünüyorum. Evet, Çok Alistar'a güzel bir baktığımızda engage çok güzel bir geldi. şekilde geride Shen'i çıkardı. Shen'de çok fazla stack var, flash'ını attı. Fakat Kalista öldü. Kalista'yı engellemeyi başarıyorlar Ferit. İnanılmaz. Kalista düştü. Shinko takımı şu an zor durumda. Şu an devam ediyor Biotin takımı Master bu Yi çok arada. güzel bir şekilde kill'ini almaya devam etti. Şu an 2 kişi kaldı İnanılmaz bir sadece. oyun. Çinko takımı İnanılmaz bir 2 kişi oyun. kaldı. Şu an hala devam ediyor Biotin takımı. Oraya fazla girmemelerim lazım acaba? Hemen geri çıktı Alistar. Burada Ali Yıldız'ın bir eksiği vardı. Eren. Peki bu Çok worth müydü erken. Ferit? Yani Çok erken bir engage'ti. bir kill gitti şu an Master Yi'ye. Bu worth müydü durumu Kesinlikle Ferit worth değildi. sence? Kesinlikle worth değildi. Çünkü Master Yi'nin early'de kill alması bence Çinko takımı için çok büyük sıkıntı. Çünkü Master Yi'nin early'si zaten zayıf. Early'yi de bu şekilde atlatırsa Biotin takımı için her şey güzel geçecek. Evet, safe bir şekilde farmına devam ediyor. Alistar pozisyon arıyor. Peki, Biotin takımında Alistar'ı kim bozabilir? Biotin takımında Alistar'ı kim bozabilir? Shen bozabilir bence. Evet, kesinlikle doğru bir karar. Ama yani Belki... bu arada Alistar iki kişiyi bir ulti inanılmaz. attı. Çok güzel bir şekilde takım arkadaşını... Evet, Kalista bu sefer pozisyonunu korudu. Kalista bu sefer Evet, pozisyonunu korudu. çok güzel korudu fakat item eksikliğinden dolayı şu an hasar yok Çinko takımında. Bir şey söyleyeceğim. Biotin takımının bu arada bir eksiği daha var. Yani takım kompozisyonlarında hepsi melee karakter Eren. Dikkat ettin mi Evet, bilmiyorum. ben de tam onu söyleyecektim. Büyük sıkıntı. Bir Büyük öyle sıkıntı bakıyorlar fakat yani. güçler şans. Evet, yapacak bir şey yok. Akali ve Master Yi'nin kasmasını bekleyecekler. İnanılmaz bir oyun. Gerçekten inanılmaz bir oyun. İlk oyunun 4. dakikasını geride bıraktık. 2-1. Biotin takımı killer de önde. Ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Aram bu. Hiç belli olmaz. Bu arada Çinko takımının Alistar kombosu üzerine Darius gibi bir faktör de var. Oldukça iyi bir hero gelmiş. Canı az olan bir karakteri direkt aradan çıkartabilir bu combo üstüne. Evet, Imperial Artı Knight. ona baktığında Tarikleri var. Gerçekten şu an Çinko takımı kahraman olarak çok üstün gibi duruyor. Sen Yani ne diyorsun Ferit bu duruma? Kalista'nın bence kasması lazım acilen. Kalista kastıktan sonra onu koruyacak 3 hero var Eren. 3 hero ya. 3'ü de support rolü diyebiliriz. Yani Darius bir tek böyle önde tank, daha böyle bruiser, savaşçı bir Evet. karakter. Ama yani Taric ve Ali Yıldız
Korumamaları için hiçbir neden yok. Bu arada, bu arada Alistar çene doğru girdi. Seni şu an geri atmadı. Darius geride. Aa, bu arada bir kombo. İnanılmaz bir oyun. Giriyor. İnanılmaz bir oyun. Şokum Kalista şu an. Yok ettiler Ferit. Kalista şu an yok. Bakalım ne olacak? Biz Çinko takımı üstünlüyorduk fakat Biotin takımında oldukça bu turnuvayı kazanmakta istekli olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir top geldi. Alistar da düşebilir. Alistar flash'ını atmak zorunda kaldı. Biotin takımı gerçekten sabırlı ve doğru oynadığını düşünüyorum şu an. Evet, burada Akif'in Kalista'yı oynayan Akif 8888'in artık bir kendine gelip daha düzgün oynaması gerekiyor. Çünkü çok pozisyon hatası yapıyor Akif. Bu duruma bir el atmalı Çinko takımı. Fakat şu an Darius'a baktığımızda içeri girdi. Alistar ilk skillini kullandı. Kalista vuruyor. Kalista vuruyor. Free vuruyor Ferit. Kalista şu an Shen Kalista'da. İnanılmaz bir oyun. Fakat Kalista'yı tekrar kesmeyi başardı. Mastery'in çok güzel bir şekilde Q ile girdi. Biotin takımı. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir oyun. Gerçekten Biotin takımının engage'leri o kadar güzel ki LCS seviyesinde bir oyun izliyoruz Eren. Fakat şokum şu an baktığında kendini resetliyor. Gerçekten Aram'ın bütün kurallarını biliyor. Resetleyemedi. Kendini resetledi. Kendini resetledi. Item almak için kendini kuleye öldürdü. Akali de şu an... Tari'ye öldü ama orada işte öyle bir yanlış hesaplama oldu. Tarik kill aldı. Ufak bir yanlış hesaplama olmuş. Evet. Durum 7-4. 1K'lık gold farkı var fakat Biotin takımı oldukça iyi götürüyor durumu Ferit. Gerçekten Biotin takımının yani 4 mili hero'ya, 4 mili şampiyona sahip olmasına rağmen bu kadar güzel engage'leri, yani sabırlılar Eren. Bekliyorlar. Evet. Karşı takımın engage'ini bekliyorlar ve her seferinde Çinko takımı da o hatayı yapıyor. Yani Alistar'ın şu engage'leri, girişleri çok daha mantıklı an, olması lazım. Shen'e yapıyorlar abi. Şu an Nocturne'un ultisi yokken bir agresiflik gelir mi diye bekliyorum. Şu an Shen yanlışlıkla... Çok güzel çekti Darius bu arada. Flash'ı kullandı. Evet. Gözü Alistar'ın gözü. Gözler Kalista'da şu an. Kalista kaçmak durumunda. Akali kovalıyor. Kalista ölmedi bu arada. Kalista ölmedi. Bu sefer evet, avantaj Shinko'da. Aynen aynen. İşte Shinko takımının yapması gereken bu. Darius ve Alistar. Alistar'ın kombosu gelecek. Alistar'ın kombosu gelecek Eren. Şimdi geldi. Çok güzel bir Q. Bir kaldırdı. Shen'i düşürebilecekler mi? Alistar kovalıyor. Shen'i de düşürdü. Harika bir oyun. Harika bir zon ya. İnanılmaz bir oyun. Çinko takımı dedi ki. Günü kurtaran isim oluyor. İnanılmaz bir oyun. Daha üstü de kurtardı bu arada Kalista. Yani Çinko takımı dedi ki biz bu oyunda varız dedi resmen Eren. Böyle bir oyun görmedim ben. Gerçekten mükemmel play'ler. Darius'u kesmesine rağmen bakalım Master Yi ölmeyebilecek mi? Bir kere daha Q kullandı. Master Yi iki kişiyi kesti. Şu Kalista vuruyor bu arada. Tari'yi de kesti. Üç kişi. Kalista kaldı sadece. Bakalım Master Yi ve Nocturne işbirliğiyle team wipe atıyor tekrar. Biotin takımı Ferit. Eren inanılmaz bir oyun. Ben bu oyunun heyecanına gerçekten enerjim yetmiyor. O yüzden şu anda Spread'in Fast Action bir tane atmak istiyorum ağzıma gerçekten. Yoksa dayanamayacağım, kaldıramayacağım Eren. Mükemmel ve Biotin takımı ilk kuleyi alan isim oluyor. Kendilerini resetleyemediler fakat baktığımızda Mastery 6-3 durumda ve hayalet dansçısını bitirmiş durumda Ferit. Bakın arkadaşlar. Bu Mastery oyunu taşıyacak mı? Bakın toz halinde. Direkt ağzıma atıyorum. Hiç su yok, bir şey yok. Bu kadar. Tadı kadar. Nasıl peki abi? Portakal. Bildiğim portakal. Sanki portakal yiyorum. Direkt eridi gitti şu an. Bitti. Ağzımda hiçbir şey yok şu an. Bitti. İnanılmaz. Evet bu arada çok güzel bir şekilde girdi Shen Flash ve 3. skill ile birlikte Nocturne ulti açıyor. Tarik ultiyi açtı buna karşın. Nocturne çok güzel bir şekilde kesiyor. Master Yi vurmaya devam ediyor. Master Yi Alistar'ı kesebilecek mi? Çok güzel bir şekilde Shen 3. skill'ini... Kuleleri yok, kuleleri yok. Master Yi. Gerçekten Biotin takımı inanılmaz oynuyor. Ferit ve katliam yaptılar. 15-8 durum. Gerçekten yani burada biraz şampiyon avantajı da var Eren. Bunu da söylemek lazım gerçekten. Biotin takımı her ne kadar böyle 4 mili hero dedik, early'si zayıf dedik ama yani şu an mid game oldu artık. Aram map'inde oynuyoruz arkadaşlar. Çok çabuk level atlıyor karakterler.
Şu an devam ediyor hala. Akali inanılmaz agresif oynuyor. Darius şimdi Kalista, girdi araya. Kalista kesebilirse. Kalista kilitlisin. Fakat Kalista vurmaya devam ediyor. Kalista'yı çok güzel bir şekilde Akali düşürdü. Fakat Akali de Darius'a düşecek gibi duruyor. Evet, Darius'a düştü. Şu an Darius 2'de 2 yaptı. Ali Yıldız sinirli. Ali Yıldız sinirli. Şen'i istiyor şu anda takımını ama geri döndü. Takımı onu geri çağırdı. Evet, dakika 10 itibariyle 16-10 ve 2K1, 2.5K'lık bir fark var. Sen ne düşünüyorsun Ferit? Biotin takımı bu maçı alabilecek mi? Valla asıl soru bence Biotin takımı bu maçı alabilecek mi değil, Çinko takımı bu maçı alabilecek mi? Yani çünkü Biotin takımı şu an gayet önde ve maçı alacak gibi duruyor. Ama Çinko takımı bazen böyle bir anda çok güzel hareketler, playler yapabiliyor. Özellikle Kalista, Kalista'yı iyi kullanabiliyorlar. O yeminle beraber, Darius'taki yeminle beraber. Ama sanki bir hata var Eren. Sanki o yemini Alistar'a mı atmalıydı, vermeliydi? Evet. Ben de öyle düşündüm. Alistar'a atmalıydı diye düşündüm. Yani o adamlar fakat CC'den çıkamazdı Eren. Ali Yıldız'ı şey yapsaydı. Ama belki de şöyle düşünmüşlerdi Ferik. Alistar zaten giriyor. Ben onların üstüne ulti atarım da daha çok vakit kazanırım gibi mi düşündüler? Olabilir. Olabilir. Kesinlikle öyle düşünmüş olabilirler. Burada aynı zamanda IQ'ların da savaşı oluyor. League of Legends bildiğiniz üzere sadece bir oyun değil, aynı zamanda birbirinizin zekalarının da savaştığı bir oyun. Gerçekten evet, dünyanın en iyi oyunu diyebilir miyiz? Kılıcını da, evet, ebedi kılıcını da tamamlamış. Akali Hextech silah kılıcını tamamlamış. Çok güçlü durumdalar. Kalista çok güzel bir engage oynamak zorunda. Şu an gözler Kalista'nın üzerinde. Bastır'ı Kalista. Ama yaşayamıyor düştü. Eren, yaşayamıyor. Kalista anında düştü. Biotin takımı gerçekten bu maçı istiyor. Biotin takımı bu maçı kazanmak istiyor. Duruma şöyle bir baktığımızda, evet, Şen de çok güzel bir şekilde kışkırttı. Ama öldü. Ama inhibitör gitti Eren. İnhibitör. İnhibitörü de kaybettiler. Master Yi, Akali hala hayatta Ferit. Evet, yani Alistar'ın sanki AP mi kasması lazımdı acaba diye düşünüyorum. Çünkü bir damage eksikliği Alistar var yani. Kalista doğdu bu arada. Kalista doğdu. Evet, Kalista doğru. Şu an Master Yi'nin üzerine doğru gidiyor. Akali içeriye doğru girdi. Çok güzel, hatır sayılır bir damage bıraktı. Kalista hala ölmedi. Şu an Zonya'sını bastı Akali. Onu da kesecek yalnız. 2'de 2 yaptı Akali. Buradan döner mi diyoruz. 3'te 3 yaptı Akali. Ferit. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz ama Aram Mipi'nin resetlenmesidir evet, bu Eren. Yani base atamadıkları için mecbur savaşmaları evet, lazımdı. Kill almalarının hiçbir önemi yok. Acaba kendini sacrifice edecek mi diye bakıyorum şu an. Sacrifice biliyorsunuz arkadaşlar. Kendini evet, feda etmek feda anlamında kullandı burada Eren. Bakalım Kalista ve Çinko takımı bu avantajı kullanabilecekler mi? Lehlerine yönelik bir hamleydi çünkü. Bir kuleyi almaları lazım daha artık. Evet, şu an yeni ilk kuleyi aldılar. Bakalım daha sonrasında nasıl bir oyun planı izliyorlar. Kendilerini safe bir pozisyona çektiler. Evet, geri çekiliyorlar. Bu kombat çok önemli Ferit. Çünkü evet, Biotin takımı eğer kombatı alırsa oyunu bitirir Eren. Oyunu bitirir. Evet, oyunu bitirebilir ya da iki kuleyi de alabilir. Kesinlikle. Evet, Çinko takımı şimdi bir heal'landı. Resetlemek de istemiyorlar. Bence şu an fight yapacaklarsa şu an yapmalılar Çinko takımı. Çünkü kaybetseler bile bir fight daha hakları olacak. Evet, ve Kalista'nın gerçekten şu an iki item'ı var. Ve yani damage olarak geri durumda şu an. Evet, Shen bir kışkırtma denedi fakat başarısız. Evet, bu arada Çağrı'dan çok güzel bir cümle geldi. Satrançta çok önemli bir hamledi Sacrifice bu arada dedi. Buradan da League of Legends'ın satranç ne kadar benzediği, satranca ne kadar benzediğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Girdi fakat çok kötü bir combo. Olaylar yerleşiyor. Şu an gözler Kalista'da. Kalista'ya bakıyoruz. Şu an iyi durumda gibi gözüküyor. Kalista çok az. Nasıl iyi Eren? Nasıl iyi? Öldü bile. Kalista düştü. Biotin takımı, Biotin takımı. Doktor'un de düştü bu arada. Bir saniye neler oluyor? Master Yi de düştü. Şu an 2-2 bir durumdalar Ferit. İki support mu taşıyor yoksa? Alistar, Tarik, Akali ve Shen. Alistar, Tarik, Akali ve Shen. Bakalım kışkırtmayı başardı. Akali. Çok güzel oynadı orada Alistar. Akali'nin damage'i yetmiyor. Akali'nin damage'i yetmiyor. Çünkü tank karşısındakilerÇok tank, evet çok tank. Ama iyi eritti gene de şu anda. Akali devam edecek büyük ihtimal. Çok güzel bir şekilde sıyrılıyor. Bu arada Kalista doğdu Ferit. Kalista doğdu, oradan killleri toplayacaktı. Shen'i aldı.
Evet, bu arada itemlarını da aldı. Ama Darius'un burada çok Akali, dikkatli Akali olması lazımdı. Akali'yi kesebilecek mi? Akali'yi de kesiyor. Akali'yi de kesiyor Ferit. Evet. Bakalım bu Kalista şu an neredeyse 3 item durumunda ve 14 level. Gerçekten canıyla başıyla savaşıyor bu Kalista. Evet, Ali Yıldız devam etmek istiyor. Hazır eksiklerken... Bu arada Alistar'dan agresif bir oyun. Alistar ne yapıyorsun? Bu düpedüz şımarıklık Ferit. Ne yaptı bu adam? Hiçbir fikrim yok Eren. Gerçekten Ali Yıldız'ın bu üçüncü hatası gördüğüm bu oyundaki... Belki de item almak istedi ve bundan bir agresiflik yaptı. Olabilir, olabilir. Fight'i resetlemek istemiş olabilirler ama takım içinde bir anlaşmazlık olduğu çok bariz Eren. Takım içinde bir gruplaşma var. Öyle düşünüyorum. Ali Yıldız ve Tarik diğer carry arkadaşlarından bence memnun değil şu anda. Kesinlikle soyunma aslında odasında bir konuşma geçecektir diye düşünüyorum. Altın farkına baktığımızda çok büyük bir şey yok, fark yok. Fakat bir kule önde Biotin takımı ve fark ettiysen Master Yi'ye baktığımızda Guinsoo'sunu da bitirmiş Ferit. Çok tehlikeli. Hemen bakıyorum itemlarına. P'de Guinsoo ve Infinite Age var. Gerçekten çok tehlikeli. Şu an can yakar. Kalista'nın çok daha dikkatli oynaması lazım. Bu arada Darius bir olay denedi. Alistar pozisyon arıyor fakat bulamadı. İnhibitör gerçekten doğdu bu arada. İnhibitör doğdu. Aynen. Evet evet. Bu çok önemli bir kombat olacak. Bu kombat oyunun kaderini büyük ölçüde belirleyecek. Evet, şu an bir fight başlatma çabasındalar. Bir kaldırdı. Şu an gözler Kalista'da. Gözler Kalista'da kışkırtılı ve anında düştü Ferit. Kalista öldü Kalista bile, düştü. Öldü bile. Çinko takımının kilit oyuncusu yere düştü. Ve Alistar da 4 kişiyi havaya kaldırmasına rağmen yapacak bir şey hiçbir yok. Şey fark etmez. Hiçbir şey fark etmez. Burada Biotin takımı oyunu bitirebilirler mi? Minyonları da var. Oyunu bitirebilirler mi? Master Yi'leri bence hayatta, net bitirirler. Akalileri hayatta ve ikinci kulede düşüyor ve